Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kırmızı yazmama çok yakışacağını düşündüğüm sıralı bir model yapacağım. Bu modeli birçok yerde görmüşsünüzdür. Bir de benim yorumumla görmenizi istiyorum. Göstermeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Daha önceden zürafasını hazırladığım kırmızı yazmama ipimi sabitledim. Buraya bir tane zürafa ile başlayalım. Bir tane daha zürafa yaptım. Yaptığım bu zürafanın içerisine geri dönüyorum. Buraya küçük bir pırpır yapalım. Yaptığım pırpırın içerisine geri dönüp tepesine düğümümü attım. Bir tane daha buraya pırpır yapalım tepesine. Yine geri dönüp tepesine çıkıyorum. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Şu şekilde 3 tane pırpırı sırasıyla yaptım. Tekrar tepesine çıktım. İlk yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Aynı zürafanın içerisine bir tane pırpır yapalım. Şu şekilde pırpır yaptım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Devam ediyorum zürafa yapmaya. Burası modelimizin ara yolunu oluşturuyor. Ben 5 tane zürafa yapmak istiyorum. Altıncı zürafaya yapıp geri dönüyorum. İpimi hafif sola kaydırdım. Yine buraya küçük bir pırpır yapalım. Pırpırın tepesine geri çıkıyorum. Bir tane daha pırpır yapalım. İkinci pırpıra da geri dönüp tepesine çıktım. Yine buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Toplamda 3 tane pırpır yaptım. Son pırpırın tepesine çıkıp ilk yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum. Aynı zürafanın içerisine bir tane daha pırpır yapalım. Devam ediyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Modelimizin ara yolunu yapıyorum. 5 tane zürafa yapacağım. Altıncı zürafaya tekrar geri dönüyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Tepesine geri çıktım. Bir zürafa pırpır daha yaptım. Üç tane pırpırı üst üste yaptıktan sonra ilk başladığım zürafaya geri dönüyorum. Buraya bir tane küçük
kırpır yaptım. Modelimin ilk aşaması bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Dilerseniz burayı tamamlayın. Tamamladıktan sonra diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimin bu aşamasını tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamasını birlikte yapalım. Bunun için kırmızı ipimi aldım. Burada yaptığımız bir tane pırpırımız vardı. Buraya ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane pırpır yapalım. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Yanına bu pırpırından biraz daha küçük bir pırpır yaptım. Küçük pırpırın içerisine geri dönüyorum. Yine buraya bir tane daha pırpır yapalım. Şu şekilde pırpır yaptım. Aynı pırpırın içerisine yine bir tane daha küçük pırpır yapalım. Tekrar küçük pırpırın içerisine geri dönüyorum. Yine buraya bir tane daha pırpır yapalım. Şu şekilde 3 tane pırpırımız oldu. Aynı buradaki gözlemenin içerisine tekrar 2 tane daha pırpır yapmak istiyorum. Şu şekilde 2 tane daha pırpır yaptım. İlk pırpırımıza, yani şuradaki bir pırpır atlayarak ilk pırpıra geçiş yapıyorum. Geçerken ipimi biraz bol bırakıp şöyle bombeli bir şekilde buraya bir tane pırpır oluşturdum. İlk başladığımız yeşil pırpırın başladığımız yere dibine tekrardan geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde yavaş yapıyorum buraları ki daha net anlaşılsın diye. Yine bombeli yaptım. Buraya bir tane daha pırpır oluşturdum. Bu şekilde küçük bir modelimiz oluştu. Diğerlerini dilerseniz ben tamamlayayım. Tamamladıktan sonra modelimin hem son haliyle hem de fiyat bilgisiyle tekrar geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir de arka tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için şöyle bir miktar tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyebilirler. İlk defa kırmızı bir yazma ile çalıştım. Kırmızı ile yeşilin uyumunu çok yakıştırdım. Çok da hoşuma gitti. Çok güzel bir model ortaya çıktı. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Fiyat kısmına gelecek olursak, eğer bu sıklıkta yaparsanız şu şekilde 600 ile 650 TL arasında değişen fiyatlara yapabilirsiniz. Şöyle yazmayla olan uyumuna bakalım. Tabii söylediğim gibi her zamanki gibi bu benim kendi el emeğimin fiyatı. Siz işçiliğinize göre, çevrenize göre fiyat verebilirsiniz. Sıralı, çıtı pıtı bir model oldu. Umarım anlatımım
beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.